Dostlar selamlar. Soru yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Belli bir süredir video atamıyorum. Bunun sebebini öğreneceksiniz yakında. Yakında dediğim birkaç saniye sonra. Arkadaşlar odayı taşıyorum. Başka bir odaya, daha büyük bir odaya. Bu gördüğünüz bütün görsellik değişecek. Onunla uğraşıyorum. Umarım kafamdaki gibi güzel bir şey çıkar ortaya. Onunla uğraştığım için bir de tişörtümüz de geliyor. Üçüncü tişörtümüz. O tarafla da ilgileniyorum falan filan. Bunlar önemli değil. Uzun zamandır video gelmiyordu. Ve şimdi geldi. Zaten öbür odaya geçti geçtikten sonra o yeni görselle bundan sonra çok daha fazla içerik üretmeyi düşünüyorum. Umarım bu düşüncemi yerine getirebilirim. İki kanal içinde hem GL'ye hem GL'ye Plus veya GL'ye Artı kanalı içinde içerik sayısını bol bol arttırmayı düşünüyorum. İsterseniz daha fazla vakit kaybetmeyelim. Sorularımıza geçelim. Buyurun. Bu arada 70 bin abone olduk ha bak. Onu herhangi bir videoda bahsetmemiştim. 70 bin güzel. Hedefimiz 100 bindi 4. yıla kadar ama neyse olmadı. 5. yılda yaparız ya. Büyük problem değil. Sizden ricam şimdiden video videoyu beğenmeniz abone değilseniz de abone olmanız 100.000 plaketine bir gidelim ya sırf One Piece kanalıyla 100.000 plaket ya yok mu böyle bir challenge İlk sorumuz gelsin 3 tane kitetsu kılıcı var bu kılıçlar yan yana gelince özel bir durum olabilir mi Zoro bunun için 3 kılıç stili öğrenmiş olabilir mi şunu diyorsun anladığım kadarıyla ya. Yani Zoro'nun 3 kılıç stilini öğrenmiş olması ileride böyle bir hikaye örgüsüne çıkar mı gibi ya zannetmiyorum çünkü Zoro'nun çok önemli bir kılıcı var abi Wado Ichimonji Kuina'nın kılıcı bütün kılıçlar gider bu kılıç gene de kalır zorada. Zor o yüzden 3 kitetsu'ya ben ihtimal vermiyorum. Aynı zamanda 3 kitetsu farklı farklı dönemlerde üretilmiş. Farklı çağlarda belki de üretilmiş kılıçlar. O yüzden üçü bir araya geldi mi bir şey olacak gibi bir beklentim de yok. Görsel olarak birbirlerini andıran kılıçlar yani. 2. kitetsu birinciden ilham alınarak yapılmış. 3 de gene ilk ikisinden ilham alınarak yapılmış. Bu bariz bir şekilde belli. O yüzden zannetmiyorum. Sakazuki ismi ayrıca kardeş olma seremonisinin de adı. Odanın kelime oyunlarını ne kadar sevdiğini düşünürsek Akainu birisiyle Saki değiştirerek kardeş olmuş fakat daha sonra ikisi düşman olmuş ve sonuç olarak Akainu kendini tüm duygulardan soyutlayıp sadece denizciliğe adamış olabilir mi? Ya böyle bir hikayenin çıkması Sakazuki tarafında olası. Bir dostluğa, arkadaşlığa, aileye falan bağlanma şansı çok yüksek. Akainu'dan zaten böyle trajik ve dramatik bir hikaye bekliyoruz. Ve çocukluğuna dayandığı da kesinlikle bariz belli. Çocukluğundaki o görselliğinden dolayı meşhur. Sakazuki benim bildiğim o bardak tabak karışımı olan o Luffy Sabo Ace'in tokuşturduğu şeyin adı diye biliyordum ben. Seremoninin ismi de oysa böyle bir gönderme olmuş olabilir tabii ki. Ah şu Akainu Yakuza videosunu bir yapamadık ki yani bir yapabilsek oraya böyle referans verirdik de evet yani ben böyle hikayeler bekliyorum Sakazuki'den. Tam senin dediğin gibi olmasa bile buna yakın bunun muadili hikayeler bekliyorum. Hocam o da Kong'u gösterdiğinden beri bir sahne hariç hiç görmedik. O da bu karakteri neden ekledi ve neden göstermiyor? Yani Kong'un konumu belli. it. mevkisi belli. Gerekli bir mevki. Sengoku'nun istifasını verdiği, hükümetle donanmayı birbirine bağlayan mevkide bir önceki filo amirali. Yani herkes de hikayede çok büyük rol oynayacak diye bir şey yok. Hikayede rol oynayacak diye bir şey de yok. Kendisi bir memur, bir bakan gibi bir şey. Ki H. Rodan'ın da çok da hikayesine yer vermeyi düşünmediği birisi gibi geliyor bana. Umarım yanılırım çünkü yani bir yandan da dikkat çekici bir karakter. Konu Keşke dahil olsa. Ama bence olmayacak. Yani bu mevkide birinin olması gerektiği için var sadece bence bu. Kaptan Luffy 200. bölümlere kadar Buggy, Creek Arlong gibi rakipleri yenmesine rağmen Zoro Luffy'den çok daha daha çok tanınıyordu. Luffy'nin ödülü Arlong Park'tan sonra açıklanıyor. Zoro'nun ödülü ise Alabasta'dan sonra açıklanıyor. Zoro'nun ödülü yokken bile Luffy'den daha çok tanınıyordu. Sence Zoro bu şehrete nasıl ulaşmış ki? Zoro'nun ödülü olması için bir sebep yoktu zaten. Zoro korsan avcısı. Yasal bir iş yapıyor. Suçlu değil. Ödül avcılığı yapıyordu. Ödül avcılığı One Piece evreninde suç değil. Hatta istediği bir şey yani donanmanın hükümeti. O yüzden ödüller konuluyor zaten. Ödül avcılığı tarafında tanınmış East Blue'da Zoro. Çok korsan avlamış demek ki. O yüzden ödül bu konuda önemli değil. E, korsan olduk Kaptan sonra da zaten Luffy'den daha çok ödüle sahip olmasının mümkünatı yok abi. Kaptan Luffy. Daha büyük işleri yapan da Luffy. Ondan öncesi için tanınma mevzusu. Yani Luffy daha korsan hayatını yeni başlamışken Zoro ödül avcılığında ilerlemiş. Korsan avcısı titrini bile East Blue'ya en azından yayabilmiş. Ve dediğim gibi korsan avcılığı, ödül avcılığı bir suç değil. O yüzden aranıyor posteri yok kafasında bir ödül yok yani Zoro'nun o zamana kadar. Umarım anlatabilmişim. Abi selamlar. Biliyoruz ki Roger, Beyaz Sakal, Garp, Rax bunlar ve daha fazla Amiral Yonko seviyesi kişilerin hepsi son yüzyıl içinde doğdu ve yaşadı. Biz sadece bunları biliyoruz. Yani 100 yıl önce, 200 yıl önce, 300 yıl önce kimlerin yaşadığını bilemeyiz. Belki bunların daha güçlüsü de yaşamış olabilir. Peki sen bir kayıp yüzyıl serisi filmi çıkarsa örneğin her krallıkta en az bir Amiral Yonko seviyesi karakter görmek ister miydin? Ya isterim tabii canım. Ben ya bence o dönemdekiler daha güçlü bile çıkabilir. Kayıp yüzyıl çünkü yani zor yıllar. <laughs> Güçlü karakterlerin çıkması gerekiyor o, o yıllarda. Ama ilk başta dediğim gibi bütün Yonko, Amiral level karakterler son yüzyılda çıkmadı abi. Sen başka biliyor musun ki başka yüzyıl? 200 yıl önce kimlerin olduğunu biliyor musun? Hangi güç seviyelerinde oldu? Ben sana garanti edeyim her yüzyılda. Yonko, Amiral level karakterler vardır. Bu yüzyılda daha fazla olabilir. Korsan çağı olduğu için. Ama niceliği düşse bile nitelik olarak her dönemde bu seviyede karakterler tabii ki var yani. Biz bilmiyoruz keşke anlatılsa. Ama hangi bahaneyle anlatacağım mesela 300 yıl öncesinde. Abi sence Fujitora'da Luffy'nin Nika olduğunu biliyor olabilir mi? Dressrosa sonunda Luffy'ye gözlerinde renk, saçında renk diyordu. Gorose'yi egette Nika'ya beyaz saçlı savaşçı dedi. Bence alakası olabilir. Bu kadar naif sahneleri böyle büyük lore'a bağlayıp bağlayıp o sahnenin bütün olayını kaçırmak istemem. Ya böyle bir şey tabii ki yok. O, bu tamamen çok naif, güzel bir sahne yani. Adam kendini kör etmiş. Yıllarca da hiçbir zaman tipini görmeyeceği için pişmanlık yaşayacağı bir karaktere denk gelmemiş. İlk kez Luffy'ye denk geliyor ve diyor ki lan ne efsane çocuk ya. Acaba hani neye benziyordur? Tipi nasıldır? Tamamen sevgisinden, o sempatisinden dolayı kurduğu bir cümle bunu alıp yoksa Nika mı? Falan gibi bir şeye bağlamaya gerek yok yani. Sahnenin içine etmiş oluruz öyle söyleyeyim sana. Mary Joyce'un total savaş gücü kaç amiral gücündedir. Hem amiral birimiyle hesaplayacağız. Mary Joyce'un savaş gücü Goroseyler, im, kutsal şövalyeler, CP0 ve tabi Garling gibi tipler. Bunu bilebilmemize imkan yok ama hissiyat olarak yani en az 6-7 amiral gücü çıkması lazım oradan. Goroseyi, im, Garling, kutsal şövalyeler bunların işte lideri vesaire. Eğer H.R.O'da verdiği söze uyacaksa 3 amiral ekip olarak her zaman en güçlü silahı dünya hükümetinin. O yüzden şey gibi hesapladım ben. He, tamam o zaman kutsal şövalyeler hani iki amiral gücündedir o zaman. Gibi gibi anladın mı? Yani Garling'den bir say. Im'den ne olur ne olmaz. 1 iki falan çıkar oradan da. Gorose'yi beceriksiz çok büyük tehdit değil gibi geliyor bana her zaman. Oradan da hadi iki üç de oradan çıksın falan. Dediğim gibi en az yedi falan çıkması lazım oralarda. Ha benim için ya kağıt üstünde o kadar güçlü çıkarlar. Yoksa yani üç amiralin tehditkarlığı bütün Mary çık toplasan çıkarma oradan bilmiyorum. Gorose'yler de çıkmadı mesela ya. Alakası yoktu. Kaptan selamlar. Sence Gorose'yi İmu Kutsal Şövalyeler, amiraller ve benzeri bir sürü güçlü düşman varken çok hızlı okumaktan şey oldu. Bir sürü güçlü düşman varken bizim taraf nasıl kazanabilir sence? Kimler büyük buff'lar alır ya da kimler yardıma gelir? Amirallerin ve donanmanın taraf değiştirmesi, hükümetin karşısına geçmesi büyük olası. Büyük olası demeyeyim de olası. Yani böyle bir ihtimal var. O zaman dengeye kavuşur. Onun dışında el Elbaf'tan falan çok büyük bir müttefik oluşabilir. Çünkü Elbaf ordusu dediğin ordu. Her zaman bu örneği veriyorum. Big Mom. Bu orduyu elinde tutan kişinin direkt hani One Piece'e ulaşacak güçte olduğunu iddia etmişti. Yani mesela Elbaf çok büyük bir müttefik olup bütün dengeleri bozabilir abi. Devlerden oluşan bir ordu yani. Aman Rabbi Öyle yani Dory ile Brogy'nin tayfası gibi düşünme. Yüzlerce kişilik böyle barbar ordusu düşünsene. Ve orada dediğim gibi eğer iyi kişiler çıkarsa işte Loki'nin eğer varsa işte Thor, Odin gibi karakterler olacaksa bunların güçleri falan ne seviyede bunu da bilemeyiz. Elbaf'tan bir sürpriz bekleyebiliriz. Onun dışında Sword gibi yani henüz gücü çok olmasa da işe yarayabilecek ekiplerin zaten hükümete karşı olacağı kesin de ben asıl büyük hamleyi özellikle bu son bölümlerden sonra paşalardan bekliyorum. <laughs> Kaptan Magellan seriye geri gelir mi? Ya hepimizin çok istediği işte Doflamingo'yu Impel Down'dan kaçırma muhabbeti olursa Çapraz Lonca veya Karasakal tarafından bilmiyorum. Bence en büyük olası bu ikisi. Magellan tabii ki yani işin içine girecektir. Ama bu saydığım ekipler çok güçlü Magellan için bir sıkıntı yaratırlar yani. Ama onun dışında eğer bu yaşanmayacaksa Doflamingo ile ilgili bir şey yaşanmayacaksa yani olacağı maksimum. Doflamingo ile sohbeti Magellan'ın yani son bölümlerde gördüğümüz gibi. Bu arada kafaları da güzel uydu yani. İkisi de zeki tipler güzel yorumluyorlar olayları. Ben yani her olaydan sonra o ikisinin muhabbetine dönmeyi isterim açıkçası. Şunu da unutmayın. Donanmanın taraf değiştirmesi Magellan'ın da taraf değiştirmesi demek olur. Çünkü Magellan ya buradaki muhafızlar da biraz donanmaya bağlı. Karayip korsanlarında hazinenin olduğu yerde farklı gruptan kişiler vardı. Vegapunk'ın açıklamasından sonra herkes One Piece'in peşinden koşacaktır. Sence Raftel'de de birçok korsan tayfası denizciler, sword devrimciler ve benzeri toplanabilir mi? Böyle bir şey olursa ne olur? Buggy, Luffy, Ko Bobby, Low gibi karakterlerin ben hepsinin Raftel'e yakıştığını düşünüyorum. Hikaye olarak da uygun olduğunu düşünüyorum. Sword'un da mesela bariz bir şekilde donanmanın One Piece'in peşinden gidecek tarafı gibi bir bence hikaye hazırlanıyor. O yüzden Koby'yi de saydım. Böyle bir şey ben de bekliyorum ama yani böyle bir durumda Luffy'ye korsanlar kralı nasıl diyeceğiz? Bu da bir garip. Sonuçta herhalde Luffy korsanlar kralı olacaktır One Piece'in bir noktasında. Ama Raftel'e böyle toplu bir gidişten sonra niye Buggy değildi Luffy korsanlar kralı olacak mesela gibi sorular var. Tabi işte asıl gidenin Luffy işte Buggy'nin şansına orada olduğu falan gibi ve şansına korsanlar kralının Buggy ilan edilmesi gibi saçmalıklar yapabilir Eichiro'da. Saçmalık derken kötü anlamda demiyorum yani böyle şakalar yapabilir. Ama velakin lakin işte Love'un dinin gizemini merak etmesi, Sword'un sanki One Piece avına hazırlanması, Buggy'nin zaten bu avı çapraz donca tarafında hani fitili ateşleyen kişi olması ve sürekli yanlışlıkla çok çok büyük şeyler başarması buginin falan gibi şeyler dolayısıyla ben One Piece'i birden çok kişinin aynı anda bulacağına emin gibiyim. Ama Nico Robin'i e olan taraf asıl One Piece'i bulan taraftır. Neden diyeceksiniz? Yani Vegapunk'un orada bahsettiği şey ne? Oradaki bilgileri, oradaki hani tarihi öğrenen kişiden bahsediyor. Hani dünyanın kaderine karar verecek muhabbeti. Yani orada sen Raftel'e gidip ne yaşandığını anlamıyorsan bir önemi yok zaten Raftel'e gitmenin. Roger zamanında Oden olduğu için anlayabildi Roger korsanları. Şimdi de biz de Robin olduğu için anlayabileceğiz. Öyle bir tarafta var. Devrimciler tarafında da tabii Sabo gibi bir karakter var ama ya devrimcileri ben One Piece'e yakıştırmıyorum ya. Devrimciler böyle arıl harıl şeye gitmesi lazım bence. Hükümetin üstüne gitmesi lazım kutsal toprakların. Zaten One Piece yarışının kimler arasında geçeceği bence o büyük panel vardı ya bütün karakterlerin olduğu Vegapunk'ın o son sözlerinin. O üstteki dört büyük karakter arasında geçecek One Piece savaşı gibi geldi bana. Kaptan selamlar. 1122. sayıda Emet'in içerisinde Joy Boy tarafından hak yerleştirildi getirildiğini öğrendik. Em Emet'in içerisine pardon. Üzerine yayınında Zoro'nun durumu da tartışıldı. Bunları göz önüne alarak güncel bir Yonko güç sıralaması yapabilir misin? Buz kurduğun cümleler nasıl Yonko güç sıralamasına bağlandı anlamadım. Joy Boy'un hakisi Emet'in içindeki Zoro'nun durumu Yonko sıralaması yap o zaman. Bir değişik. Güncel Yonko sıralaması bir Shanks, 2 Luffy, 3 Karasakal, 4 Buggy. Yani. Ama Mihawk'u Yonko sayarsan ya o işte tartışmalara sebep olur ya. Çapraz sanki hani en güçlüsü Mihawk olduğu için hani onu sıralamaya katarsak dersek yani ya Mihawk 2 olacak ya Luffy 2 olacak. Shanks'ın yeri değişmez. Efsanelerde geçtiği gibi ve bir zümrenin inandığı gibi ise eğer yani harbiden Shanks ile Mihawk arasında bir fark yoksa bir hani ince bir çizgi varsa veya da sadece o zaman Mihawk 2'dir. Ki şunu garantisini verebilirim. Luffy vs Mihawk'u Mihawk kazanır. Bak bunun garantisini veriyorum. Çünkü Luffy ile Kaido savaşında alenen söylendiği üzere kesiklere karşı dezavantajı var Luffy'nin. Büyük dezavantajı var. Fiziksel darbeleri böyle lastik olup falan, boing diye geri sekiyor, bir şey olmuyor falan ama kesik Luffy'nin ağır antisi. İkisi arasındaki bir savaşı Mihawk kazanır. Ama Luffy'nin Kaido'yu indirdiği gibi Mihawk Kaido'yu indirebilir mi? Mesela ona ona da yani şüpheyle bakıyor insan. Bütün güçleri böyle kağıt üzerinde yazarsak işte haki konusunda böyle. Bilmem ne konusunda böyle. Fiziksel güç, dayanıklılık, hız, şeytan meyvesi falan gibi bütün böyle her şeyi kattığın sırada sanki şu ana kadar Luffy'nin gösterdikleri daha büyük. Yani Mihawk'un sadece söylentisi var. Ha, Mihawk'ta hayvan gibi kralına kesi çıksa şaşırır mısın? şaşırmam. Yani tüm dünyayı gezip kendinden güçlü birini arayana kadar savaşmış bir adam. Böyle hırslı bir adamda kral akisi olması ya olmazsa şaşırırız. Biri çıkıp sana dese ki Şahin Göz Mihawk serideki en güçlü gözlem akisine sahip. Şaşırır mısın? Lan herifin adı Şahin Göz zaten. Herifin olayı bir şeyleri görmek. E gene biri çıksa Shanks kadar hızlı dese. E baba zaten hızlıydı karakter yani. Bunu gördük. Ama ya gözümle görmeden söylentilerle Luffy gibi bir karakterin üzerine koyamıyorum henüz. Ama Gördüğümüz zaman belki de Shanks'ın yanına koyacağız gerisine bile değil. Dediğim gibi kağıt üstündeki bütün güçlerini sıraladığında Luffy terazide daha üstte çıkıyor ama Luffy vs Mihawk'u Mihawk kazanır eşleşme avantajından dolayı. Bunu kabul edersek Shanks, Mihawk, Luffy, Buggy olur sıralama. Koca şimdi 1122. chapter ile ile Joy Boy'un silüetini görmüş olduk. Dev robotun yanında bizim Luffy gibi küçük kalıyordu. O zaman Imu ile gösterilen dev asır şapka kime ait? Bugüne kadar ben Joy Boy dev diye düşünüyordum. Yo, evet Joy Boy dev değil belli ki. Lakin bu hasır şapka ile ilgili biliyorsunuz benim çok komik bir tahminim var. Bu Uranüs olabilir. Yani Lulusya krallığını yok eden şey belki de bu olabilir. Ben böyle bir komiklik bekliyorum. Çünkü yani bunu sanki Mother Flame'i deneyelim mevzusu oldu ya ve Mother Flame'i denediler. Şimdi denemeden önce bir hani bir silah çıkarırsın. Mother Flame dediğin şey pil gibi zaten. Sonra pili silah <laughs> takarsın. Sonra silahı denersin. Yani zamanlarda biraz uyuşuyor. Yani sanki bu uzun zamandır kullanılmamış bir silah ve Mother Flame denemek için Lulusya Krallığı üzerinde kullanıldı gibi geliyor bana. Tabi komik mi? Komik bir hasır şapkanın böyle bir silah olması. Onun dışında eğer bu bir tarihi eserse. Ya tarihi eserden kastım. Hani artefekt denir ya bu. Belki de Nika'nın şapkasıdır bu. Bizzat devlerin inandığı One Piece mitolojisindeki Nika'yı kastediyorum. Yani joy boyu değil. Binlerce yıl önceki bire mitolojik tanrıyı kastediyorum. E o zaman da dünya hükümetiyle falan ne alakası var yani? Apayrı bir şey olması lazım. Bu şapka Lusia Krallığı'nı yok eden silah çıkarsa şaşırmayın bunu tekrar söyleyeyim. 122. chapter'da insanların Kobe'ye gereksiz yüklendiğini düşünüyorum. Gereksiz bir nefret var. Sırf Luffy'ye hayaline ulaşmanı engellemek zorundayım dediği için benim şahsen çok hoşuma giden bir sahneydi. Koby'nin güç olarak ne kadar geliştiğini görmek için de cidden sabırsızlanıyorum. Luffy bile zamanında Kobe'ye güvenip bak bir gün savaşacağız daha fazla güçten öyle gel demişken insanların bu savaşın şimdi kesinleştiğini görünce verdiği tepki cidden bir garibime gitti. Kaldı ki bunun yaşanacağı da serinin başından beridir belliydi. Senin düşüncelerini merak ediyorum. Luffy bir Korsan, Kobe bir denizci. Luffy Korsanlar Kralı olma hayali kuran Kobe, onu durdurabilecek kadar güçlü bir amiral olma hayali kuran bir karakterdi. Ki zaten Marineford'da hiçbir gücü yokken bile Luffy'nin karşısına dikilmişti. Tek yumrukta yere inmişti. Bu gücü yetip yetmeme veya Kobe'nin Luffy'den 20 kat daha güçsüz olup olmama meselesi değil. Bu bir denizci duruşu. Yani nasıl zamanında öz dedesi Marineford'da Luffy'nin karşısına dikildiyse, Kobe de bir denizci olarak dikilmek zorunda. Topluluk Kobe'den nefret ediyor. Kobe'yi eleştirmek için zaten bahane arıyor. Sonucu da bu. Luffy'nin karşısına çıkar. Gene tek yer. Ama önemli olan o karşısına çıkabilme iradesini göstermektir zaten bir denizci olarak. Yani benim düşüncem bu. <laughs> Merhaba. Benim sorum anime ile manga arasında geçen olaylar. Yıllardır mangayı takip ediyorum. Bazı konularda mangada geçen önemli olay animede önemsiz olarak bir anlık gösteriliyor. Sadece animeden takip eden bir olayları an anlamaması normal. Sence mangada geçen ama animede de önemli bir konu olarak işlenmesi gereken konu nedir? Ee, sanırım şu ana kadar animeleştirilmiştir kısımları kastediyorsun. Böyle bir soru sorduğuna göre. Bu arada şu konuda animenin hakkını vereyim. Bazı yerlerde de manga çok küçük yere ayrılmasına rağmen o sahnenin etkisini çok güzel bir şekilde veren anime bölümleri de var yani. Ne bileyim şu an hani hafızamı zorlarsam mesela işte Kaido'nun falan böyle Dokuz Kızılkın da böyle o deni hissetmesi sanki. Dokuz Kızılkın bunu hep aynı anda saldırırken falan. Ya Kaido'nun deni hissettiği böyle gözünün önüne Oden'in geldiği çoğu sahne manga küçücük böyle kare panel olarak kalsa da mesela anime animede çok daha ön plana çıkarılmıştı. Böyleleri de var yani tersi de var onu söyleyeyim. Onun dışında zaten benim animeden beklediğim aslında mangadaki sahneyi doğru vermesi abi. Önce animenin bunu çözmesi lazım. Mangadaki sahneyi olduğu gibi yani lore'u bozmadan vermesi lazım ya. Önce bir bunu başarsınlar mümkünse. Bu senin dediğin çok minör bir problem kalıyor bunun yanında. Mesela hani mangada Zoro'nun kralın akisi olayı. Hani sezonun bir climax anına saklanırken yani sezonun tepe noktasındaki heyecanın en doruk noktasındaki anına saklanırken anime gidiyor. Onigashima'ya giriyorlar. Oradaki birkaç çapulcuya yanlışlıkla kralın akisi açıyor zor. Ve bayıltıyor onları. Nasıl ya? Niye yaptınız oğlum bunu? Bu sezonun en doruk noktasında ortaya çıkması gereken bir şeydi mesela. İşte Ryokugyu'nun ya ben hayatım boyunca hep seni örnek aldım falan dediği kişi gizemli olarak bırakılmışken anime birden Akainu'yu gösteriyor o esnada. E ama Akainu da bak şu an bile kesin değil ki orada Akainu'dan bahsetti. Mangada bu bir gizem olarak bırakıldı. Sen çok mu akıllısın bu gizemi? Hadi ortaya çık. doğruysa bile niye ortaya çıkarıyorsun abi? Eiichiro orada onu göstermediyse bir sebebi vardır değil mi? Daha gene bir climax noktasında göstermek istiyordur. Animenin bunlara dikkat etmesi lazım abi. Animenin göstermediği şeyler değil, gösterdiği şeylerle benim problemim var. Senin verdiğin örnekte ben çok sıkıntı görmüyorum. Örnek değil de yani anime bence çoğu manga sahnesine gerektiği şeyi veriyor. Özeni gösteriyor. Sıkıntı kendi kafalarına göre eklediği sahneler. Loru bozan sahneler. Namiye seri boyunca cadı olarak sesleniliyor ve gittiği yerde sadece hava cadısı gibi giyinen kişiler vardı. Nami'nin krallığı 20 krallıktan biri ve yok edildi. Hava ile bu kadar bağlantısı olan ve sürekli büyü kullandığı iddia edilen cadı diye seslenilen Nami'yi Nami'nin soyu Uranüs'ü yapan krallık olabilir mi? Son savaşta Nami Uranüs'e sahip olabilir mi? Nami'nin krallığının 20 krallıktan biri olduğu bilgisi yok ya öyle bir bilgi. Henüz yok öyle bir şey yani. Şimdi Nami'nin Belimere tarafından bulunduğu krallık Oykot. Hatta Tokyo'nun tersten okunuşu. Live Action'da da geçiyor. Live Action'da hatta şey bile var. Haritada bile gösteriliyor falan. Ama o 20 krallıktan biri olduğu geçmiyor bu arada. Ki zaten o 20 krallıktan biz şu ana kadar işte Nefertari krallığı, Don Quixote, Dressrosa. Aslında Alabasta ve Dressrosa konum olarak. İkisi de Grand Line'da. Geri kalan hepsi de Grand Line'da mıdır bilmiyoruz ama şu ana kadar iki tane biliyoruz. ikisi de Grand Line'da. Şey East Blue'da Şimdi o yüzden o henüz kesin değil ya. Belki çıkar ama bir şey yok henüz. Onaylanmış bir şey yok. Luffy dışındaki hiçbir karakterin bu kadar büyük bir rol oynayacağını ben düşünmüyorum abi. Sezonun sonunda şeyin. E, anime'nin, manga'nın sonunda. Sezonun demeyeyim de. Umarım da oynamazlar bu arada. Bununla ilgili bazı soru işaretleri var mı? Yani Whole Cake sezonunda da hani istemeden elinde çok büyük bir güç barındırıyordu. Big Mom'ın vivre kartı muhabbeti. Daha sonra da zaten Zeus'a sahip oldu. Ya abi ben bak dediğim gibi ya bu insanlar bu kadar büyük insanlar olmamalı. Anladın mı? Ya East Blue'dan bir kayıkla yola çıkan, küçük bir kayıkta kurulan Tayfan biliyorsunuz yani Nami, Zoro, Luffy küçük bir kayıkla başlamışlardı bu işe. O kayıktaki bir kişinin güneş tanrısı Nika, işte Joy Boy'un iradesi, Roger'ın iradesi, Dragon'un oğlu, Garp'ın torunu dünyanın kaderini belirleyecek kişi çıkmasının yanında diğer o üçte, bir, diğer üçte birinde bu kadar işte antik silah sahip olacak onu kontrol edecek kişi ıvır zıvır geri kalan hani her şey. Bütün spekülasyonları katarsak. Ya vallahi hoş değil ya bu hikaye olarak. Nami'nin kendi alanında yapacağı büyük işlerle ön plana çıkmasını isterim ben. Haritacılık, rotacılık, zekasını kullanarak sezonlarda bir takım şeyler yapma. O anaçlığıyla ilgili ve o Belimere'den gelen o hırçın damarının ön plana çıkmasını isterim ben. Böyle büyük büyük hikayelerden olmaktansa. işte Tamaya sahip çıkışı mesela. Vano'da. Luffy'nin öldüğünü sandıktan sonra Kaido'ya atar yapması sinirlenip falan. İşte o Luffy'nin Korsanlar Kralı olacak kişi sahnesi şeyle, e, ultiyle falan gibi. Yani Nami bence her sezon çok güzel roller oynuyor ya. Vallahi sırtına bu kadar büyük bir yük yüklemeye gerek yok. Ha bu kadar yük yükleyeceksen Atıyorum mesela şeye de da Franky'nin mesela Pluton'la ilgili. Hani o işin eğer Pluton gerçekten bir savaş gemisi ise o işin o gemi ustalığı tarafını bildiği için Franky mesela böyle bir rol oynayabilir. Nami de Uranüsle ilgili teknik bir bilgisi sayesinde belki bir rol oynayabilir. Ama Shirahoshi nasıl Poseidon deniz krallarını kontrol ediyorum falan. Sen Nami'de onun Uranüs versiyonu çıkmasın be abi. Nami'nin bu kadar büyük bir yer kaplamasına gerek yok. Nami'ye haksızlık yani. Kaptan Selam. One Piece evreninde meyve sahiplerinin yüzememesi bence çok büyük bir eksiklik. En azından belirli bir seviyedeki karakterler için. Final Saga Prime Luffy'nin yüzemiyor olması bana tutarsız gelirdi. Sence seri sonunda One Piece'in bulunması ve şeytan meyvelerinin kökenlerini öğrenmemiz ile birlikte bu durumda bir değişiklik olur mu? Abi sen ne zaman yüzememenin bir olay olduğunu gördün Arlo parktan beri ya. Bunlar harbiden kafa yormamız gereken şeyler değil ya. Ve yani şeytan meyvesi güç sağlayan bir şey için bence çok küçük bir dezavantaj bu. Ben enelin meyvesini yiyeceğim. Bayağı tanrı gibi gezeceğim. E, e, su, su da yüzemeyeceğim. Tek olay bu. Abi ya suya adımını attığın an öleceksin gibi bir dezavantaj olsa bile okeyim mesela ben bu meyveye karşılık ya anladın mı? O kadar küçük bir şey ki bunu da olay etmeyelim lütfen yani. Ve madem böyle bir konsept var, madem şeytan meyvesi yiyenler yüzemiyor, deniz onları kabul etmiyor gibi bir 1100 bölümdür süre gelen bir kuralımız var. Eichiro da bunu çiğnemesin yani 1100 bölümün ardından böyle bir kuralı bence. Şimdi Garling %100 Shanks'ın babası değil diyebiliyorum. Onaylanmadı Garling. Galiba emin değilim o yüzden. O yüzden bu soruyu soruyorum. Garling'in babası değil de abisi veya akrabası olma ihtimaline karşın gördüğümüz silüetin Shanks'ın babası olma ihtimali var mı? Eğer Garling'in onaylandıysa o zaman ayrı. Hayır Garling onaylanmadı. Babası da olabilir dedesi de olabilir. Sadece tahminler babası olduğu yönünde. Lakin ya, o, o silüet için konuşmak biraz erken evet Shanks'a benziyor. Böyle özellikle o son silüetten ziyade kutsal ejderlerin ilk gözüktüğü Dragon'un onları anlattığı silüette daha da bir Shanks yani o en öndeki karakter. Büyük ihtimalle aynı kişi. E, sorunun cevabı evet. Silüetteki kişi Shanks'ın babası olabilir. Garling dedesi olabilir. Garling amcası olabilir. Gözüken adam abisi olabilir. Gözüken adam kuzeni olabilir. Garling dayısı olabilir. Yani her ihtimal hala geçerli ya. Bu, bunda benim de net bir cevabım yok. Evet yani olabilir. İhtimal var. Her türlü ihtimal var. Kaptan sence amirallerin kod adları temel renkler ve Çin hayvan takviminden geliyor olabilir mi? Hunter Hunter'daki 12 burç gibi. Buna göre en az 4 adet daha kod isimli amiral ve koramiral görebilir Miyiz? Bu teoride tek ters düşen Aokiji ve Ryokugi onlar da öküz ve tavuk yerine benzer olan boğa ve sülün ismi almış olabilirler diye düşünüyorum. Alakası yok Momotora efsanesi var Japonların meşhur bir hikayesi bu çocuk hikayesi gibi efsane. Bütün amiral isimleri oradan alınma oradaki hayvanlardan araştırabilirsin. Momotaro efsanesi Bütün amiraller oradan Bütün amiral kod adları Japonların meşhur bir çocuk hikayesi gibi bir şey Hatta sadece amiral isimleri değil Kaido'nun o ejderhası falan ıvır zıvır Pek çok şey de daha oradan alındı yani Hatta Momonosuke Momotaro efsanesi Teorileri vardı yani zamanında Araştırabilirsin Momotaro Momo Taro efsanesi. Kaptan selam. Seni son rahatsız edişim. Peki Shanks'ın sağ kolu olmasına rağmen neden kılıcı sağ tarafında? Ve ba Zora bazen Ittorio teknikleri sağ eliyle yaptığını, yaptığını da gördük. Kaido, Monet, Hody Jones vesaire. Acaba her iki eli de eşit derecede baskın mı? Küçük bir analiz yapar mısın? Oğlum daha neyin analizini yapayım ya? Oğlum bu böyle bir soruyu neden iki bölümdür böyle bir soru var ya? Aa, kim nasıl rahat hissediyorsa oraya alıyor kılıçlarını. O, o elini kullanıyor. Yani H. Roda'nın bile bunları bu kadar düşündüğünüz zannetmiyorum ve bu bunu niye iki soru cevaptır böyle bir soru var. Harbi rage geçireceğim ha. Reis One Piece'in 44. mangasının CBS'sinde bir kullanıcı Oda Sensei'den Luffy'nin ailesini çizip çizmeyeceğini soruyor. Oda ise onlara zaten çizdiğini söylüyor. Dragon'u Luffy'nin babası olarak gösteriyor fakat annesi hakkında kesin bir şey yok. Annesinin 45. manga öncesinde gösterildiğini varsayacak olursak Luffy'nin annesi hala Toritem olma ihtimali var mı? Ya tabii biz sanırım One Piece camiasına yeni katılan birisin. Bu yani 10 senelik bir mevzu bu en az. Orada kastettiği şey Dragon. Annesi değil aslında. Ebeveyn dediğine bakma orada. Luffy'nin annesi ilk 45 ciltte olacak diye bir şey söz konusu değil. Bununla ilgili çok konuştuk. İnsanlar da çok konuştu. 10 yıldır bütün fandomlar konuşuyor. Ki o SBS'den çok kısa bir süre sonra da zaten Dragon'un Luffy'nin babası olduğu ortaya çıkıyor. Yani o soruda kastedilen kişi Dragon sadece. Tabii ki ilk 45 ciltte gözükmüş biri de çıkabilir. Mesela Crocodile ama <laughs> zorlama olur abi. Zorlama olur. Bence en yüksek ihtimal hala Toriton. Dressrosa sezonunda Sabo Luffy'nin yaşam kağıdını yapmıştı. Kaido ile olan dövüşünde Luffy'nin öldüğü için yaşam kağıdı yanmış mıdır? Yani orada Luffy teknik olarak öldü mü bilmiyoruz. Evet belli bir süre hani varlığını hissedemediler ama bu öldü anlamına gelir mi bilmiyoruz. Bence yüzde yüz değil hani yüzde bire kadar düştü canı tekrar kalktı gibi geliyor bana. Yoksa evet vivre kartının yanlış olması gerekir. Ha o son şeye kadar yanmıştır zaten. Hani Ace'in muhabbeti gibi sona kadar yanmıştır ki zaten bu yüzden bile hani sır sadece Sabo değil işte hasır şapka filosu falan da yola çıkmış mıdır bu konuda falan diye düşünüyorduk. Lakin öyle bir şey olmadığını gördük. Luffy'nin vivre kartı yansaydı daha sonradan işte gördüğümüz Sabo sahnelerinde falan Sabo bu bu kadar kayıtsız olmazdı bu duruma bence şu an duruyor yani gayet sağlam bir şekilde bir rekabet. Kaptan selamlar. Sence Bartolomeo'nun meyvesi harcanıyor mu? Bariyerden kılıç gibi bir şeyler yapılabilir mi? Ya da uyanmış hali dokunduğu her şeyi bariyer yapabilir mi? Bence bari bari harcanıyor. Sence meyve kimde olsa mutlu olur? Harcanıyor dediğin. Çok güçlü bir meyve ve gayet de güzel kullanıyor Bartolomeo. Nasıl harcanıyor? Ya bu meyve yüzünden Oden bu kadar acı çekti mesela. <laughs> bu meyve nasıl harcanıyor? Oden bu meyvenin gücünü aşabilmiş olsaydı şu an yaşadıkları şeyleri yaşamazdı. Ya en azından birçok onu yaşamazdı. Veya daha geç yaşardı. Ki bana sorsan yaşamazdı. Bu meyve gayet ya seride bence en güzel resmedilen gücünün hakkı en çok verilen meyvelerden bir tanesi. Yoksa şundan kılıç yapılırdı, bundan şu yapılırdı şeyine girsek seride harcanmayan bir meyve var mı sence? Selamlar kaptan. Umarım iyisindir. Seride güncelde olmadığım için açıklandı mı bilmiyorum ama sormak istedim. Roger hasır şapkayı nereden buldu? Yanlış tahmin etmiyorsam Joy Boy'un şapkası çünkü. Joy Boy'un şapkası büyük ihtimal evet. Joy Boy'da da bu şapka gözüktüğü için. Roger'ın bunu kim kimden bulduğuna dair hiçbir bulgu yok abi. Zaten bu bile aslında... Evet Roger flashback'i gördük ama biz Roger'ın son yıllarına şahit olduk. Bu bile aslında Roger'ın hikayesinin anlatılmaya değer olduğunu bir göstergesi abi. O hasır şapka Roger'a nasıl geldi? Joy Boy'un iradesi nasıl Roger'a geçti? Yani Roger'lar neler yaşadı? Rayleigh ile birlikte ilk o korsan olarak denize açıldıklarında neler yaşadılar falan. Bunlar çok önemli. Henüz açıklanmadı bu soru. Ama zaten o şapkanın Joy Boy'a ait olduğu da henüz yeni öğrenildi. Kairos Seki var, deniz suyu var. Haki'ye gerek var mıydı? Yeni dünyadan önce meyveler savaşıyordu. Yeni dünyadan sonra Kizaru'nun kıymeti kalmadı. Adam ışık hızıyla tekme atıyor. Shanks Kizaru'ya uçuyor. Demem o ki Haki illeti yüzünden konsept aura savaşına döndü. Neden Kizaru gibi karakterler Haki yüzünden hiç ediliyor? Bu ya bu kesinlikle doğru değil. Zaten dediğin sahne kanon değil. Dediğin sahnenin sadece hızla alakası yok. Shanks'ın gözlem akisi ve karşının gözlem akisini iptal etmesiyle de alakası var. Shanks bütün karakterlerden birkaç saniye birkaç saniye önde yaşıyor hayatı. Kizaru'nun hiç edilmediğini görebilirsin zaten Eget sezonunda. Aokiji'nin hiç edilmediğini görebilirsin gene aynı sezonda. Haki'ye karşı yapılacak şeyler de var. Haki ile Kairoseki aynı şey değil. O yüzden analizde arıza var. Bu dediğin şeyler konusunda... E, amiraller bu Haki'den muaf değil. Amirallerde de hayvan gibi Haki var zaten yani anlat, anlatabiliyor muyum? Niye amiraller hiç olsun? Sadece Logia özelliklerinin bir olayı kalmadı ki Logia da çok kırık bir özellikti yani. Kabul edelim. Buna bir çare bulunması gerekiyordu. Benim sorum time skip sonrası Akainu, Aokiji yerine Kizaru, Fujitora vesaire gibi farklı amiraller çıksa sonuç değişir miydi? Bir de eklemek isterim ki herkes Luffy'nin annesini merak ediyor ama Luffy'nin annesi kim çıkarsa çıksın umurumda olmaz. Çünkü onun tek gerçek annesi Dadan'dır bence. Dadan Luffy'ye annelik etmiştir. Luffy'nin annesi kim çıkarsa çıksın umurumda olmaz. Çok dağlı bir söz ve çok bence popülist bir söylem. E tabi yani Dadan'a herkesin saygısı var ya. Dadan Luffy'ye annelik etti ama Luffy'nin annesinin Luffy için neler yaptığını bilemezsin henüz. Luffy'nin annesinin Luffy için Luffy'nin hayatı için ne kadar etkili olacağını One Piece için ne kadar etkili olacağını he, bilemeyiz. Luffy'nin annesi umurumda değil olur mu? Luffy'nin an gerçi biyolojik annesi tabii ki herkesin umurunda. Sanji'nin annesi sonra da Sanji'ye annelik edemedi kadıncağız. Çünkü Sanji şu an günümüzdeki kişi olsun diye kadın zehir içti çünkü. Anlatabiliyor muyum? Ya Luffy'nin annesinden böyle bir hikaye çıksa vicdan azabı çekmeyecek misin bu yazdığından? Onun dışında Kizaru zaten Filo Amiralliği için uygun bir karakter değil. Hiçbir zaman değildi. Ki şundan dolayı değil. Ya istemiyor belli ki. Yani o şey olmaya okey. Çarktaki bir dişli olmaya zaten okey. Böyle yaşamayı seven birisi. Fujitora'nın daha ne zaman girdiği belli değil zaten. Fujitora büyük ihtimalle Akainu Filo Amiral olduktan sonra alındı. Büyük ihtimalle değil kesin öyle. Yani bu Akainu'nun kararıydı belli ki bu yeni amiral eklemeleri. Akayunu ve Aokici ta zaman atlaması öncesi de bu, bu bunun için hazırlanmış karakterlerdi yani. Evet, uzun bir soru cevap oldu. Sizden en az bir 5000 beğeni bekliyorum bu kadar uzun bir soru cevabın üzerine. Soruları da beğenmeyi unutmayın. Bakın, soruları beğenmeniz çok daha kaliteli sorular gelmesine vesile olur. Çünkü belli bir beğeninin altına da inemiyorum maalesef. Yani 10 like almış soruyu alamıyorum. Kendime bir sınır koyuyorum. Ama dediğim gibi, daha fazla like olması sorularda daha kaliteli soru soruları cevaplamamıza vesile olur. Evet bu soru cevaplık bu kadar. Önümüzdeki videolarda yeniden görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Hoşçakalın.